Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Şimdi uyandım. Hızlıca size kahvaltı rutinimi çekeceğim. Ondan sonra da bugün güzel bir bacak antrenmanımız var. Kardeşimle birlikte bacak antrenmanına gideceğiz. Çok oyalanmadan antrenmana gitmemiz lazım hemen kahvaltımızı yapıp. Hemen tarife geçiyorum. Öncelikle hassas tartımızı açıyoruz hemen. Üzerine koyduk şöyle. Bakıyoruz şuradan bu lafımızı aldık. Sağ kanattan. Sağ kanattan binir ben. Sol kanattan binir. Evet hızlı. Çabuk. 100. 100-130, 140, 150, 160, 170, 180, 200 gram yapıyorum arkadaşlar. Niye 200 gram yapıyorum? Biraz daha burayı çek, beni hiç çekme halim. Anladın mı? 200 gram yapıyorum arkadaşlar. Çünkü kardeşimle 100-100 paylaşacağız. Belki inanmıyorlar 200 olma, o yüzden çekiyor. Ondan sonra hemen şöyle, 2 adet muzumuz var arkadaşlar. Biri benim, biri kardeşim için. Sağ ol. Bunları bazı günler buna yemek vermiyorum çünkü aç bırakıyorum. Ağlıyor sonunda. Gıda olarak. Neyse bunu hemen koyalım şöyle. Evet. Evet şimdi buraları hemen şekilde toplayalım. Sonra da yumurtalarımız var. Onları zaten normal biraz zeytinyağı. 6 adet de yumurta yiyorum. Sarısını ayırmadan. Bu sıralar. Ve sütümüz var arkadaşlar. Laktozsuz sütümüz. Şöyle birazcık süt. Bakıyorum böyle göz kararı nereye kadar gelecek diye. Biraz geçmesi lazım yulafın üstünü. 100 gram da yapsanız, 200 gram da yapsanız. Şunu açayım mı? Şunu açayım. Biraz üstünü geçecek şöyle bakın. Hop. Şöyle üstünü geçti birazcık. Şurada atayım ayıp olmasın. Ocağımızı açıyoruz. Birazcık bekliyorum. Sonra hemen şunu alıyorum şuradan. Bu alttan birazcık ufak ufak ısınmaya başlıyor. Şurada muzu kesmemişiz galiba hiç. Ama bir şey diyeyim mi? Harbiden yulaf. Tadı nasıl oluyor? Yemin ediyorum. Biz bunu yapıyoruz arkadaşlar sık sık. Yulafın yani ben sade tadını gerçekten ne yalan söyleyeyim sevmiyorum. Aynen ben de sevmiyorum. Hatta abim sürekli ye diyordu yiyemiyordum. Sonra abim dedi ki ben sana bir şey yapacağım. Aynen öyle. Aa neyi unuttu? İnanmamıştım ama yemin ediyorum tarçın. Şu an. Bolca tarçın atıyoruz pişirirken de. İsterseniz pişirdikten sonra da üstüne atabilirsiniz. Ama ben pişirirken de atıyorum. Şöyle bolca. Sonra bunu böyle karıştıracağız. Bu nasıl bir kıvama gelecek biliyor musun böyle? Çamur gibi olacak. Evet. Vıcık vıcık. Yani vıcık vıcık da değil de böyle. Göreceksiniz şimdi. Anlatamadım. Çamur gibi işte ya. Çamur gibi oluyor. Ama bunu çok bekletmeden yiyin. Bekletirseniz kuruyor yulaf. Bak gel. Şu an yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Yulaf yumuşuyor. İçinde muzlar da pişiyor güzel. Hepsi karışıyor. Bak görüyorsun değil mi kıvamı? Aynen. Nasıl oldu? Müthiş. Müthiş. Harbi aşırı lezzetli oluyor. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Ve Fahri Şef'ten tarifler gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi ne tarif verdim he. Şekersiz mozaik pasta. Öf. Ondan sonra pankek. Öf. Fıstık ezmeli mıstık ezmeli. Pizza. Hele o pizzayı denemeyenler var ya yandı. O pizzayı denemeyenler harbi bin pişman. Sadece siz değil, o pizzayı aileniz de sevecek arkadaşlar. Ailecek oturup bir akşam yemeğinde bile yiyebileceksiniz o pizzayı. O kadar güzel. Yapın, ailenize gidin, hava atın. Annenize deyin ki, anne bakın size şimdi nasıl pizza yapacağım. Anladın mı? Bu pizzayı bir deneyin bakalım nasıl oluyor. Oğlunuz neler yapıyor ya da kızınız neler yapıyor. Bir görsünler. Evet gel, kıvamı çek. Gel abi. Bak kıvam böyle gitgide güzelleşiyor, yulaf pişiyor, yumuşuyor. Süper. Ondan sonra bu arada Twitch'te yayınlara başladık ha. Dün akşam ilk yayınımızı yaptık, gelenler görmüştür. Aşağı açıklama kısmına kesinlikle bakın, Twitch adresimi bıraktım. Yayınlar çok eğlenceli geçiyor. Muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz, videolar izliyoruz, oyunlar oynuyoruz. Sorular sorabilirsiniz. Sorular sorabiliyorsunuz, oradan sizin sorularınızı cevaplıyorum. Oradan yayınları kaçırmayın. Alttan linki bıraktım. twitch.tv/fahrigunes7 takip edin arkadaşlar. Evet artık bu yulafımız olmak üzere son aşamalar. Gel göster halim. Evet. Bak.
Güzelce pişirdik bunu. Bu kıvamı yakalayacaksınız. Yani sütü çekecek. Bunlar kaldı. Artık bunun altını kapatabiliriz arkadaşlar. Omuz çalıştık ya, kamerayı zor tutuyor bana. Yemin ediyorum ben de çevirirken omuzlarım ağrıyor. Bu arada yarın omuz videosu geliyor. Hatta yarın değil. Geldi bile yani. Siz bunu izlerken omuz videosu geldi bile. Ne yarın? Aynen. Bugün şu an günlerden Perşembe. Ben bugün editleyip yarın atacağım. Bu arada editlemek bana çok zor geliyor ve bu edit kurgu işini gerçekten beceremiyorum arkadaşlar. Bu konuda bana yardımcı olabilecek Adobe Premiere'den anlayan ya da ne bileyim Final Cut kullanan arkadaşlar varsa aşağı yorumlara yazsınlar. Ben onlarla belki bir iletişime geçebilirim diyeyim. Ondan sonra yumurtamızı yapacağım hemen. Nasıl yaptığımı göstereyim. Şunu yıkayalım ben. Arkadaşlar yumurtanın pişirmesini göstereyim mi? Göstereyim hadi. Ben onu da göstereyim size. Nasıl yaptığımı. Ondan sonra hızlı bir şekilde kahvaltıyı yapacağız. Ve antrenmana gideceğiz. Antrenmanda artık videoya devam ederim. Yani bir güne böyle başlıyorsun. Bir sorular. Bir güne böyle başlıyorum işte. Olabildiğince böyle artık kendimi pozitif ve enerjik tutmaya gayret gösteriyorum. Bunu böyle bir karıştıralım. Üf. Biliyorum müthiş koklasana bu. Oo harbiden. Değil mi? Vallahi çok kafayı iyi yersin. Çok iyi. Tam ne abi nerece? Bakayım büyümüş mü? Biraz geliyoruz ha. Ufaktan çıtırdan çıtırdan. Kendime before after yapıyorum artık. Before after yapacağım kendime. Beni? Seni de. Halimin zaten vücut değişimine başladık. Onun zaten değişimini şu anki değişimini bile görseniz ilk halinden kafayı yersiniz. Aynen. Koyalım mı ufaktan sence oraya videonun altına? Ya da daha şimdi değil zamanı var. İlk halimle mi? İlk halimle. Oo. Kafayı yersiniz bak kafayı. Harbi kafayı değilecekler. Yersiniz. Valla ben bile inanamıyorum. İlk hali böyle. Amdalayam. Böyle. Şu an formunu bayağı topladı. Aynen arkadaşlar. Yavaş yavaş geliyoruz inşallah. Sizi bayağı bir şaşırtacağız. Yumurtayı da bu şekilde pişiriyorum. Şimdi biz bunları güzelce yiyip oradan bacak antrenmanına geçeceğiz. Ve bu arada kanalın ilk bacak antrenman videosu geliyor. Alkışlar daha. Evet neyse antrenmanda görüşürüz. Son olarak da size şöyle hazır hallerini bir göstermek istedim. Salata, yeşillik çok önemli. Alın size örnek bir sporcu kahvaltısı. Buyurunuz efendim. Örnek kahvaltı. Her sabah ye bunu. Yeşilliğin, yumurtan, yulafın. 10 numara 5 yıldız. Neyse ben şimdi videoyu burada kapatıyorum. Evden çıkacağım. Birazdan kahvaltımı yapıp antrenmanda görüşürüz. Güzel bir bacak antrenmanı bizi bekliyor. See you. Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit. And I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I love this lame shit. How the hell am I different if we all know the same shit? Oh, ilk hareket su kalan. Tarp verildi. Harbi öbür gün yandı. Harbi öbür gün yürüyemişiz. Nasıl geldi? Güzel. Yoruyor ya su. Evet. Yoruyor ama bacağı harbiden en iyi büyüten hareketlerden bir squat. Kaç tekrar yaptın? 12.000'e. Arkadaşlar squat yaparken kemer takmayı unutmayın maazallah. Sakatlık makatlık. And I'm not playing any more games. Either put me on the charts or I'll put you up in flames. Better recognize art, cause I don't forget names. Should've seen me from the start, coming at you like a train. Think I'm about to fall apart every single fucking day. Seeing all these damn stars with my well-deserved fame. And I spit these gold bars while they spitting out shit. Man, I give this shit. Squat yoruyor değil mi? Şimdi ilk hareketimizi bitirdik squat'ı. Uzun zamandır bacak çalışmadığımız için sakatlıklara karşı da önlemek için kendimiz çok ağır kilolara girmiyoruz.
setleri de çok yüksek tutuyoruz hafif tempoda. Yine çok da basit bir antrenman değil tabii ki ama yorulduk yine, yoruyor. Vallahi ben de. Şimdi ikinci hareketimiz, şurada güzel bir makine var. Bunu... Aynen, güzel bir leg extension var. Tek bacak yapıp tek tek yapabiliyorsun. Yani ilk defa görüyorum böyle bir makine. Güzel bir makine yapıyorsun. İkinci hareket olarak onu düşündüm. Sonra hemen yanında bir leg press var. Leg press. O da güzel bir makine gibi gözüküyor. O da tek tek yapabiliyorsun. İstersen şu bacak da yapabiliyorsun. Onları mı deneyeceğiz? Bu şekilde antrenman devam edecek. Hadi bakalım. Man, I'm stalling, crawling, cause I'm nothing, but I'm all in, calling, I'll be something, yeah, I'ma get it now, you can leave if you don't like it, say it out loud, you believe it, you can bite this, keep my head down and I keep on going timeless, make it somehow, I believe it when I write this, yeah. Harbi deneyim. And I just wanna be famous, wanna be famous. Yeah. Yeah, I just wanna be the greatest, yeah. Man, I just wanna be famous. Yeah. Yeah, it's our time to shine. Yo, that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose, yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts, cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Even what I got, nobody can drain my energy. Harbiden süper bacak bitirelim mi? Ha? Yok, devam. Adam pes etmiyor. Arkadaşlar, 2 hafta sonra sıkı antrenman sonucunda neler olacak hep birlikte göreceğiz. İşte aynen böyle. Bittim dediğiniz anda pes etmeyin. Devam edin. Devam mı? Devam. Haydi. Arkadaşlar, Bahri Güneş bayılıyor. Çok kötü oldum ya. Birden yüklendik. Haftalar sonra. Bilmememize rağmen. Ama bacak bu. Bacak etkiliyor. Şakaya gelmez. Şimdi son hareketimiz. Calf raise yapacağız arkadaşlar. Bu hareketin önemli noktası, püf noktası. Bu hareketi böyle, şöyle yapmayacağız. Topuklar inecek mi? Aynen, bazı arkadaşları görüyorum harbiden böyle bak, böyle yapıyor. Öyle bir şey yok abi. Kaflarınızın büyümesini istiyorsanız, benim de kaflarım küçük ama ben niye küçük? Ben yıllarca hiç bacak çalışmadım. Modellik yaptığım zamanlarda çünkü pantolonlar olmuyordu bana defilelerde. Yasak. O yüzden bacak çalışmam yasaktı. Ama bin pişmanım. O yüzden hatta bacaklarım vücuduma göre biraz küçük kalıyor benim. Kalfın püf noktası arkadaşlar, olabildiğince ağır yapmanız gerekiyor yani. Maksimum ağırlıkta yapabildiğinizi ve hafif hafif, yani hafif hafif derken yavaş yavaş, yedire yedire, kası yora yora. Kalp yoksa kolay büyüyen bir kas değil maalesef. Hemen gösteriyorum. Görelim örnek olarak.
Aldım. Biraz yakından çek. Aşağıya kadar. Bu şekilde. A blessing, feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing, yeah. I'm in motion, I'm obsessive like the ocean. I'm relentless, no promotion, still progressing. Overdosing on these lessons. And these words my only weapon. Cut you deep, oh yeah, I threaten. Feel the heat and all the tension. Need relief from this whole session. But I keep myself progressing, cause I creep around suppressants. I don't sleep enough, you guessed it. Every second is a blessing. Got no time to be depressed. On this grind, you always stress. So I work harder than the rest. That always said to do my best, I don't ever doubt myself. Ay. Ha ha ha.